Konuşan bugün soru sormuyoruz. Mikrofon sizde. Kime seslenmek istiyorsunuz? Atış serbest. Kime sesleneceğiz? Sizi soruyoruz, siz buyurun. Yani seslenecek kimseyi bulamıyoruz ki. Ne, yani, hükümet yok mu? Hükümet, yani hükümet her şey iki dudak arasına girmiş. Yani ben bugün kime sesleneyim? Kendi vatandaşına, kendi açlıkla terbiye edenler ve bir Suriyeliye sağladığı imkanlar, bir vatandaşa sağlanmayan kime sesleniyor? Sağlanmıyor mu size? Hayır, neyi sağlanıyor? Ben bugün yeşil kartım olmasa veya SSK'lı olmasam gitsem tıkır tıkır para sayarak bir meyhane olamıyorum. Orada ölsem bile meyhane olurum. Bir Suriyeli gittiği zaman ne oluyor? Suriyeli burada iş yeri açıyor. Ondan vergi alınmıyor. Onun maaşa bağlanmış. Aynı zamanda git banka kuruklarına, ATM kuruklarına bak. Ama o maaş vermiyoruz. O Birleşmiş Milletler'in bir küçük şey öğrenci başına. Ama bana ne onu? Yani bana ne onu? O zaman gitsin Birleşik Devletler'in içinden yer alsın. Orada onlara maaş versin. Ya Türkiye'de veriliyor ki? Yani bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevden alındı. Niye alındı? Kadir Topaş. Evet, niye alındı? Melih Gökçe'ye görevde alındı. Niye alındı? Niye halka açıklanmıyor? Hırsızlık mı yaptı? Yolsuzluk mu yaptı? Bunun niye halka açıklanmıyor? O zaman cezaevine alsın diyorsun. He, o zaman yani neden dolayı? Ben bir vatandaş olarak merak ediyorum. Neden dolayı alındı? İstanbul'da seçim oldu. Hırsız vardı dediler. Hırsızı niye teşhir etmediler? Hani hırsız? Doğrudur, hırsız vardı ama hırsız kim olduğunu onlar çok iyi biliyordu ve teşhir etmediler. Diyarbakır'a kayyum atanıyor. Niye atandı? Mardin ve Van'a. Diyarbakır, Mardin, Van'a kayyum atandı. Niye atandı? Teröre destek veriyorlar. Belgelendirsin. Teröre destek mi veriyor? Selçuk Mızraklı, yıllardan beri kamu kuruluşlarından doktorluk yapan biridir. 1,5 yıl, 2 yıla yakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili yapan biridir. 5 ayın içinde mi terörist oldu? Şimdiye kadar terörist değildi, 5 ayın içinde mi terörist oldu? Bilerek mi yapıyor hükümet bunu size? Bunu bilerek yapıyor. Halkın iradesini hiçe sayıyor. Halkı açlıkla terbiye etmeye kalkışıyor. Peki, sadece Cumali Atilla 2 yılın içinden 1600 kilo baklava borcu çıktı. Eski kayıp. Peki Süleyman Soylu dün açıklama yaptı. Dedi ki biz böyle bunları görevden aldık. Hiçbirisi PKK ile bağlantım yok diye açıklamıyor dedi. Niye açıklamıyorlar dedi. Yok ki, tamam. PKK ile bağlantısı mı var? Süleyman Soylu bunu belgelendirsin. Belgelendirsin. Belki keyfi mi bu? Diyarbakır'da her gün bu açıklamalar yapılıyor. Bütün milletvekiller, bütün belediye başkanları belediyelerinden her gün basın açıklaması yapıyor. Ama vermiyor, böyle bir konuşan. Şey, böyle bir şey olmadığını kesinlikle kabullenmiyor. Belgelendirsin diyor, bak, belgelendirsin. Kimden utanıyor? Belgelendiremiyor mu? Soyu? Hayır, kesinlikle belgelendiremez. Çünkü kendisine göre konuşuyor. Peki üstadım, bu kayyumun sonu nereye gidecek? Halk iradesi, sandık. Halk böyle koyunlaştıkça bu süreç böyle devam eder. Belki de yarın öbür gün İstanbul'a atar. Yani hiç şaşırmayın. Var mı öyle bir ihtimal? Yani ben kendi fikrimi söylüyorum. Atar. Diyarbakır'a atan, burada atar diyorsun. Diyarbakır'a atar, Mardin'e atan, Van'a atan, halkın iradesini hiçe sayan İstanbul'a da atar, Ankara'ya da atar, İzmir'e de atar. Halk ne yapması lazım? Halkın buna sessiz kalmaması lazım. Demokratik bir şekilde her şeyini dile getirsin. Davutoğlu ne dedi? Ben eğer konuşursam dedi, beni eleştirenlerin halkın içine çıkacak yüz kalmayacak. Niye açıklamıyor? Korkuyor. İşte bak, Türkiye Cumhuriyeti'nden başbakanlık yapan biri bunu diyorsa ve korkuda açıklamıyorsa halk ne yapsın? İş büyük. Konuşan ya PKK'lidir ya FETÖ'cüdür. Ama kendisi hiçbir şey değil. FETÖ'yü bu dereceye getiren kimler? Zoruyorum bunu. Abi çok dertlisin, hayırdır? Bir haftanın içinden eğer yüz binlerce memur görevde alınıyorsa bunun atamasını yapanlar onları görevden alıyor. Bunların ne olduğunu daha önce de bilenler bunu yapar. Ben daha sen önce, yapamayız. Daha önce bilenler mi yaptı bunu? Bunu tabii ki daha önce bilenler. Ben sen nereden biliyoruz FETÖ'cü kaç kişi var, kaç kişiye kadro verilmiş? Biz bunu tespit edebilir miyiz? Ama bir haftada yüz binlerce memur işte alıyor. Atayan kişi bilir diyorsun. Ben öyle düşünüyorum. Abi çok kızgınsın, niye? Yani bu rejime göre kızgınım. Bu adalete karşı. 5 ay önce seçime girdi, kazandı, %60 aldı. Hak yok, hukuk yok. Adalet yok. İnsanların iradesi gasp ediliyor. İnsanlar açlığına terbiyeleniyor. Kendi vatandaşına sahip çıkmıyor. Suriyelilere İstanbul'da bütün oğlu bitenler pisliklerden kimlerin parmağı var Suriyelilerin? Ne iş var Suriyelilerin burada? O zaman göndersin. Savaş var orada diyorlar. Buraya bizi kabul ettik. Ya burada da savaş var zaten. Bizi de savaşa sürünlendirmek için gelmişler buraya. Her gün burada yani. Savaş o değil. Abi son olarak ne söylüyorsun? Son olarak ben gerçekten bu Türkiye Cumhuriyeti'ni soğup soğana çevirdiler. Yönetemiyorlarsa çekilsinler diyorum. Yönetemiyorlarsa çekilsinler. Peki yönetemiyorlar mı? Bir kilo patates için eğer bir yaşlı bir nene saatlerce
yağmur altında bir kilo patates almak için sıra varlık bekliyordu. Ama o varlık kuyruğuydu. Ne varlığı ya? Varlık kuruğu oysa yoğluğun kuruğu nasıldır ben merak Hükümet ediyorum. Hükümet öyledir abi. Hayır. Varlık, o zaman varlık kuruğu, yokluğun kuruğunu da bana göndersin. Orası yokluk kuruğu. Daha önce böyle parası vardı, mal yoktu alamıyordu. Şimdi parası da var, mal da var, sıra girip alıyor diyor varlık. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Cebinden kaç para var? Ne? Ben söyleyemem. Ya işte söyleyemiyorsun. Yok ki söyleyesin. Değil mi? Gönlü karşılığın ya var ya yok benim gibi. Yok ki söyleyesin. Hani para?